Merhabalar 5 Eylül 2022 itibariyle basının görmezden geldiği bazı haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün altılı masa uzlaşırsa Cumhurbaşkanı adaylığına hazırım açıklamasında bulundu. Altılı masa eğer Kemal Bey isminde uzlaşırsa geçmişler olabilir. 5 sene daha AKP hikayelerini izlemeye dinlemeye devam ederiz. Mansur Yavaş gibi seçimi ilk turda kazanacak bir aday varken ısrarla Kılıçdaroğlu aday olma sevdasından vazgeçmezse bilin ki bu muhalefet iktidar olmak istemiyor, muhalefette kalmak istiyor demektir. Bu ısrar niye? Hiçbir şekilde anlamıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu da yıllık enflasyonun %80,21'e çıktığını söylemiş. Başka kuruluşlara baktığımız zaman ise enflasyonun daha yüksek olduğunu iddia ediyorlar. Vatandaşa baktığımız zaman ise hissetmiş olduğu enflasyonun çok çok yüksek olduğunu görüyoruz. 1000 TL ile pazardan markette ne alıyordunuz bir sene önce şimdi ne alıyorsunuz bunu düşünmek lazım. Bir de diyorlar yılbaşından itibaren enflasyonu düşüreceğiz. Seneye bu kadar zam yapamayacaklar ki zaten %100'ün %150'nin üzerinde. Haliyle bu kadar zam yapılamayacağı için enflasyonda kendi kendine belki de düşmüş olacak. Ekonomistlerin görüşü büyük yönde bu şekilde. Vatandaşın alım gücü artacak mı? Önemli olan bu. Vatandaşın alım gücü artacaksa o zaman enflasyonun düşmesinin bir anlamı olur. Vatandaşın alım gücü artmayacaksa yoksa enflasyonun düşmesinin pek bir anlamı yok. Bu haberi kaç defa duyduk bilmiyorum ama benzine ve motor ne yeni bir zam daha gelmiş. Gece yarısından itibaren benzinde 56 kuruş, motorinde de 69 kuruş zam yapılmış. Cem Küçük, Türkiye Gazetesi yazarı AKP'yi şimdiden uyarıyor. Diyor ki, Seçimler çok zor olacak diyor. Kış aylarında zam gelirse diyor, Cumhur İttifakı büyük zorluklar yaşayacak. Şunları söylüyor. Yeniden zamlar gelir, kış zor geçerse Cumhur İttifakı zorlanır. Elbette asgari ücret zamları, Karadeniz'de bulunan gazın evlere verilmesi, faturaların düşmesi, ayrıca yerli arabanın Nisan'da çıkacak olması halka moral olacaktır diyor. Yerli arabayı halk 5000 lira asgari ücretle, 3500 lira emekli maaşıyla alabilecek mi? Onu konuşmak lazım. Vatandaş kirasını ödedikten sonra, faturasını ödedikten sonra şu an markete pazara gitmeye korkuyor. Yerli arabayı alacak mı ya? Vatandaşa moral alacak en güzel şey alım gücünün artması olur. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın önemli bir uyarısı var. Araç sahiplerini ilgilendiren Eksos Elektronik Denetleme Sistemi 81 ilde hayata geçmiş. Buna göre Eksos muayenesi yapmayanlar ceza ödeyecek yapılacak denetimler sonrasında araç sahiplerine 2815 TL ceza kesilecek. Günün önemli gelişmeleri bu şekildeydi. Yeni videolar için takipte kalmayı ihmal etmeyin.